akşam 18'e. Öncelikle birinci basamak sağlık sistemi güçlendirilmeli. Sepsisi sadece acil hastalara hizmet verilmeli ve sağlıklı şiddet durdurulmalıdır. Ülkemizde şiddet kol geziyor. Yaşamın her anında şiddeti besleyen, neredeyse kutsayan bir iklim var. Ülkeyi ve sağlık organ zemini olup tüketim nesnesi haline getirilen sağlık hizmetindeki şiddete karşı hiçbir ciddi adımı olmadı. Sağlıklı şiddet eğilimini önce inkar eden, ardından şiddetin mağduru hekimleri ve sağlık çalışanlarını suçlayan idareciler, olaylar yılda en az bir hekim ya da sağlık çalışanının ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına ve binlercesinin sözlü ya da fiili tacizine dönüşünce şekilsel ve kararlılık içermeyen adımlarla oyalama yoluna gittiler. Küfür ve hakaret edilen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının arkasında timsah gözyaşı döktüler. Oy kaybederiz kaygısıyla her beklentilerinin anında ve talep ettikleri biçimde karşılanmasını isteyenlerin sırtını sıvazladılar. Örneğin gittiği aile sağlığı merkezinde olmayan hastaya binlerce insan sıradan bir kavgaya karşılıklı darba karışmış gibi muamele gördü. 80 milyonluk nüfuslu ülkede 120 milyon kişinin acil servislere gittiği yanlış kurgulanmış bu sistemde kendi hastasının ve yakınlarının beklentilerinin karşılanmadığı anda acil servisleri savaş alanına çeviren, acil servis içerisinde cinayet işleyebilen, sağlık çalışanlarının yanı sıra sedyede yatan başka hastaları bile ölümüne yol açan bir cinnet ortamı sıradanlaştı. Ne bir aile sağlığı merkezinde ne de herhangi bir hastane ortamında sözel ve ya da fiziksel fiili şiddete hiç kimsenin kalkışmayacağı, şiddete sıfır tolerans gösterileceğine dair caydırıcı, sonuç alıcı ve somut adımların atılması artık zorunludur. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetinin çok önemli kısmına daha az maliyetle ve nitelikli bir biçimde karşılayan birinci basamak sağlık sistemi ülkemizde ne yazık ki her dönem olduğu gibi bugün de popülist yaklaşımlara kurban oldu. Sağlık harcamasının sadece 88 lirası koruyucu sağlık hizmetleri için yapılmıştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirmek adına yatırım yapılmamış, birinci basamak sağlık kurumları değersizleştirilmiştir. Sağlık hizmetlerinin kışkırtılmış talebe göre değil, bilim ve gereksinimler doğrultusunda yönetilebileceği seks zinciri adı bile anılmamaktadır. Büyük bir propaganda ile getirilen aile hekimliği uygulaması, hekimlerin gelirlerinde artış sağlamakla birlikte hekimlerin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldıran, devletin hükümetlerin birinci basamaktaki sorumluluğunu hekimler üzerine yıkma programının ötesine gidemedi. Binasından altyapısına kadar şiddete zemin hazırlayabilecek koşulların iyileştirilmesi için adım atılmadı. Sıfır nüfuslu, binasız sanal ASM'lerin açılması ile sistem sürdürülmeye çalışıldı. Birinci basamak ekibinin bir parçası olan sağlık personelinin de güvencesiz, hatta çoğu zaman taşeron şirketler üzerinden çalışmak zorunda bırakıldı. Yaptığımız açıklamamızda bir kez daha sağlıklı şiddet sona erene, bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Her ayın 17'sine yeniden çağrısını yapacağımız sağlıklı şiddeti önleme günü olan 17 Nisan'da ya sağlıklı şiddet duracak ya da bir sağlık sistemini durduracağız söyleminin kararlılığıyla iş bırakma, görev eylemi gerçekleştireceğimizi bir kez daha duyurmak istiyoruz. Bunu bildireyim. Adana Tarafı, SES Adana Şubesi, Genel Sağlık İş Adana Şubesi, Adana KES Bileşenleri, İade Derneği'nin katılımıyla burada okunup, dediğim gibi tüm Türkiye'de de aynı anda okunuyor. 17 Şubat'ta da yine bu sefer ikinci basamağa yönelik bir çağrıyla basın açıklaması yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkan, bir bakalım.